Değerli arkadaşlar merhaba. Şimdi 6. bölümümüz olan sayfalandırma işlemlerinden bahsedeceğim. Sayfalandırma işleminden bahsederken tabii ki içeriklerimizi bir metin editöründen, internet üzerinde, web tarayıcımız üzerinde çalışan bir metin editöründen girip sayfalar oluşturacağız. Bu oluşturacağımız sayfaları bir text aria bölümüne yazacağız. Fakat HTML kodlarını olarak dolduracağımız bu text aria bizim için basit bir giriş bölgesi olarak kalıyor. Bunun için ne yapıyoruz? İnternet tabanlı çalışan bir metin editörü, JavaScript temelli bir metin editörü sitemize yapacağımız çalışmayı yüklememiz uygun olacak. Onun için en uygun gördüğüm editörlerden ve kullanımı ve kurulumu kolay olan metin editörlerinden bir tanesi olan GK editörü size kullanmanızı tavsiye ediyorum. GK editörü indirdiğiniz zaman böyle bir klasör ortaya çıkacak. Bu klasörün içerisindeki ckeditor.cs dosyasını internet yani çalışma sayfanıza yüklemeniz yeterli olacak. Şimdi bunu yüklerken de bütün sayfalara barındırması için, bütün sayfalara uygulanabilmesi için bütün sayfalara baz alan şablon.php dosyamıza giriyorum ve oradan şu kodu yazıyorum. Script text javascript ckeditor/ckeditor.js. Sadece bunu girmemiz yeterli. Herhangi bir CSS dokümanı girmenize hiç gerek yok. Bunu girdiğiniz anda onların hepsi yüklenecek ve daha sonra şimdi dilerseniz sitemizin bulunduğu yere gidelim. Pardon. Evet, buradan da formlar.php'ye gidelim. Bakın ben bir text aria'yı bu şekilde gönderdim. Böyle olmasını sağladım. Bunun olmasını sağlamak için formlar.php'ye giriyorum. Normal görmüş olduğunuz gibi bir form bileşenleri karşımıza geldi. Daha önceden oluşturduk. Bu form bileşenlerinden text aria'yı bulmam gerekiyor. Buldum. Text aria'ya name özelliğini ekledikten sonra bir de class değerini ck editor yazdığınız anda herhangi bir kuruluma gerek yok. Bu görmüş olduğunuz bölüm açılıyor. Yani bu şekilde açılıyor. Buraya yazılar yazabilir, onları kalınlaştırabilir, itelikleştirebilirsiniz. Bu işlemleri yapabilirsiniz. Bu işlemleri yapacağımız bu bölümü yaptıktan sonra artık neye geçeceğiz? Sayfalandırmayı oluşturabileceğimiz kontrol paneline geçeceğiz. Kontrol paneline geçelim. y.oturum.php'ye geliyorum. Ve artık bundan sonra bir fonksiyon oluşturdum. Fonksiyona sayfa dedim. Sayfa dedikten daha önceki bölümde de bahsetmiştim sayfalandırma işlemini yaparken, tek sayfada sayfalandırma işlemi yaparken eğer get değişkenimiz sayfa değeri sayfa değerini alırsa, iki değer de aynı oldu ama problem olmaz, sayfa değerini alırsa sayfa fonksiyonunu çağıracaksın anlamına gelen kodu çağırdım ve bu şekilde şu bölümü çağırmasını sağladım. Nerede o? İşte bu bölümü çağırmasını sağladım. Ekle, güncelle ve sil isimli 3 tane fonksiyon oluşturdum ki bunu daha önceden de oluşturmuştuk, anlattım. Sayfa işlemlerinden yine yeni sayfa ekle, mevcut sayfalar diye bir blok oluşturdum. Bir blok daha oluşturdum B3 diye. B1 boyutunda ve B3 boyutunda iki blok oluşturdum. Bir tarafını B3'ü sağa atadım. Şimdi böyle uzun uzun anlatmaya hiç gerek yok. Giriş yapalım. Evet, sayfa işlemleri, bakın sayfa eşittir sayfayı aldığı zaman bu bölüm karşımıza geliyor. Mevcut sayfalara tıkladığım zaman mevcut sayfalar karşımıza geliyor. Dilerseniz aslında şimdi bir problem ortaya çıktı. Şimdi buraya girdiğim zaman burası boş kalmasın, değil mi? Mevcut sayfalar diye bir şey de gerek yok. Yani böyle bir şey, biz bunu tıkladığımız zaman direkt bu liste açılsın. Bunun iki yöntemi var. Bir kodları, birinci yöntem liste bölümü çağrılıyor burada. Eğer if get set liste geldiği zaman, liste isimli bir değer geldiği zaman bu bölümü göster deniyor. İsterseniz öyle bir değeri kaldırırız. Yani şöyle yaparız. Buraya girdiği zaman eğer, bakın göstereceğim, eğer get ile ilgili bir liste değişkeni gelmişse, get liste değişkeni gelmişse bunları gösterdim. Şu tabiri kaldırırım. En sondaki şu satırı siliyorum.
ve şu satırı siliyorum. Nerede o? Heh, bu. Bunu siliyorum. Bunu sildiğimiz anda artık gösterecektir. Yani mevcut sayfalara tıklamamıza da gerek kalmayacaktır. Onu da söyleyeyim. Güncelle dediğimiz zaman o sayfayla alakalı güncellemeleri yapacak. Yeni ekle dediğimiz zaman yeni ekleme formunu gösterecek. Fakat gördüğünüz gibi böyle bir problem ortaya çıkacak. Yani burada bir form gösterdiği zaman altta da böyle bir şey gösterecek. Hani dilerseniz bunu bu şekilde yapmayalım. Bu şekilde görsün. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Tabii Ctrl C'ye basmamışız. Evet, şu anda bu şekilde kaldı. Böyle sayfalandırma yaptım. Yani bölümlendirme işlemlerini bu şekilde yaptım. Ekle form, bir tane form, ekleme formu oluşturdum. Bir tane tablo oluşturdum, listeledim. Ondan sonra bir tane güncelleme formu oluşturdum. Buna da iset değişkenleriyle kontrol ettim. Bu şekilde.